şu yılbaşı kutlaması görüntüsünü verseniz arkadaşlar Suriyelilerin. Buradan Suriye'den Suriyeliler vatandaşlarına gelelim. Çünkü Tuğrul Selmanoğlu biliyorsunuz 31 Aralık gecesi Taksim Meydanı'nda Suriyeli muhacirler yılbaşı kutladı. Suriye bayrakları açtılar. Ben şahsen bu konuda yani bu insan, bunlar insan sonuçta, birçok şey yaşadılar. Biz sadece bir 15 Temmuz'u yaşadık, bir gece yaşadık. O psikolojiyi hala üzerimizden atamıyoruz. Evet. 7-8 yıldır üzerlerine bomba yağan bir vatandaşlardan bahsediyoruz, insanlardan bahsediyoruz. Ama sen YouTube'da bir yorumda bulundun. Kastettiğini belki ben anladım ama birçok kişi anlamadı zannedersem. Allah. Verin arkadaşlar o desef olarak dönsün. Neyi kastettin? Ne dedin Suriyeliler hakkında ve linç mi edildin arkasında? Ya kısmi bir linçe uğradım. Bu doğru. Ama beni anlayanlar anladı. Anlamayanlara da izah etmeye çalıştım. Anlamamakta ısrar eden arkadaşlar var. Ben bu videoyu suistimal edildiği için kaldırdım. Sonradan sosyal medyada. Kendi YouTube videonu kaldırdım. Evet, kaldırdım. Toplam sayfalarla birlikte 12 milyon izlendi. Yarım milyona yakın paylaşım yapıldı. Yani büyük bir rakam bu. Sana ama, muhalif kişiler daha çok paylaştı ama. Evet. Yani sırf zaten benim bu bak yani şunu gördüm. Ben muhalefet bunu suistimal ediyor. Benim orada demek istediğim arkadaşlar müziği değiştirebilirsiniz. Benim orada laf söylediğim insanlar orada o eylemi yapan insanlardı. Ama muhalefet bunu aldı. Devletin işte sanki devleti eleştirmiş mi gibi. AK Partililer isyan etti vesaire gibisinden bir algı oluşturmaya çalıştı. Bu yüzden kaldırdım. Şimdi şöyle bir mesele var. Ben duygusal bir insanım. Ben o görüntüleri izlemeden çok az süre önce Süleyman Soylu'nun işte yılbaşı gecesi askerlerimizle dağda yapmış, vermiş olduğu o görüntüleri izledim. Hani biraz da böyle içim burkuldu. Dedim ya yılbaşı adamlar dağda işte hani dört tarafımız düşmanla sarılmış. Coğrafyanın gerçeği bu neticede. Daha da bu şartlar altında bizim gençlerimiz, bizim askerlerimiz. Akabinden de bu video önüme düşünce dedim ya duygusal bir insanım. Videoyu koydum, kamerayı koydum arabaya her zaman yaptığım gibi. Tepkimi dile getirdim. Dedim ki hani senin ülkende bir savaş var. Kan ve gözyaşı akıyor. Senin ülkende insanlar mağdur. Senin ülkende insanlar mazlum. Yani burada ve sana bu oyunu Batı oynadı. Sen Batı'nın yılbaşını bir batılı gibi kutluyorsun. Orada o bayrağı açıyorsun. O bayrak Halep'te Esad'a karşı açılması gerekirdi. O bayrak Kobane'de YPG'ye karşı açılması gerekirdi. Bu bir. İkinci bir mesele şunu dile getirdim. Dedim ki hani bizim askerimiz orada savaşırken burada eli silah tutan gençler gidip destek olsun. Çok kişi diyor ki nerede savaşacak? Kime karşı savaşacak? Özgür Suriye Ordusu'na savaşacak tabii. Ama şimdi Özgür Suriye Ordusu da hani hadi gel deyip de gidilmiyor yani. Ya şimdi benim belli bir bak ben şunu demek sahip istiyorum. Olman ben gerekiyor. Şunu diyorum. Hani bütün gençler gitsin de savaşsın diye bir şey yok ki. Sen yılbaşını kutlarken dahi o bayrağı açacak kadar büyük bir patriotsan, büyük bir milliyetçiysen kardeşim git savaş o zaman. Ben öyle düşünürüm. Çünkü eğer orada savaşılsa çünkü ben bir gün sonra bir komutanla canlı yayın yaptım. Özgür Suriye Ordusu'nun Türkmen Dağı'ndan bir komutanla. Adama ihtiyaç var diyor burada. Ama bizim, dediğim gibi yani Özgür Suriye Ordusu'na katılma konusunda herkesi almıyorlar. Ya doğrudur. Ya şimdi ben orada mevzu şu. Hani gidin hepiniz sen savaşın. Sen orada diyorsun ki Batı'nın kutladığı falan bir şeyi neden asıl, kardeşim biz kutluyoruz o manzarayı, orada? Hayır o manzarayı ben ya yakışmıyor savaş halinde bir millete. Sen düşün şimdi Allah aşkına. Bizim ülkemizde bir iç savaş olacak. Yunanistan'a kaçar mısın? Bu bir. Ben kaçmam. Kalırım, savaşırım. Ülkemin çıkarına en uygun hangi cepheyse o cephede savaşırım. Kaçtım diyelim. Kaçtıysam da ki kaçmak yani bizim kültürümüzde Allah Resulü diyor ki 7 tane günah vardır diyor. İnsanı felakete götürür. Bunların birisi harpten kaçmaktır. Bizim Çanakkale dedelerimiz kaçmadı. Ya ben şimdi bu konuda yani Suriyeli kardeşlerimizin gerçekten de ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Suriye'nin kuzeyine gitmiş biri olarak da söylüyorum. Doğrudur. O yüzden buradan biliyorum, katılmıyorum. Biliyorum ama bak şimdi benim demek istediğim mevzu şu. Ben gider sana soruyorum ben ya sen gider misin? Diyelim ki gittin. Zor durumda kaldın. Savaşamıyorsun. Ailen var bakman gereken.
vesaire. Bunlar tabii insani şeyler, gerekçeler. Ama gittiğin yerde yılbaşı kutlar mısın abi? Ben, senin ülkende katliam var. Yılbaşı kutlamayı bilmiyorum ama hani ben bu konuda şey daha farklı düşünüyorum galiba. Hani burada çok insani bir durum var bence. Acayip insani bir durum var hem de. Yani bunlar 7 yıl boyunca iç savaşta neler yaşadılar? Bırakalım da birazcık da ben, olabilir yani. Hayır bak ben tekrar söylüyorum. Ben şuna inanıyorum. Ben bak Almanya'da mültecilerin karışmış olduğu suç oranları var. Burada bana özelden gelen dünya kadar mesaj var. Abi şurada şu oldu, burada bu oldu. Ben bak o videoda dedim. Bütün mülteciler, kadını, yaşlısı, çocuğu, zor durumda olanı, işte evi barkı yıkılmış olanı, başımızın gözümüzün üstünde yeri var. Bu hiç tartışmaya bile açılmaz. Tabii yani, tabii. Yani bana, onu söyleme. Hani, çünkü şimdi seni tanımayanlar eleştirecekler. Baş tacılık. Ben şunun emniyeti içinde söylüyorum bunu. Ben 40 İslam ülkesinde gitmiş, yardım yapmış. Yani oradaki mültecilere de, oradaki yerlilere de yardımda bulunmuş. Bu burada yıllardır mücadele eden bir insanım. Böyle ırkçılık yaftası falan filan bunu ben kabul edemem. Ama şunu demek istiyorum ben sadece. Benim asıl tepkim şunaydı. Hı hı. Senin Batı evini barkını yıktı, ülkeni mahv perişan etti. Sen Batı'nın bayramını, o videolara dikkatle baksınlar. Bir elinde bira şişesi, bir elinde mücahitlerin Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı. Ya yakışıyor mu Allah aşkına ya? Şimdi burada abi ben buna tepki vermeyeceğim. Neye tepki vereceğim yani? Tabii ki ben buna tepki veririm. Burada Türker'cim bir şey daha söyleyeyim. Tamam, ben de hocam, bir şey söyleyeyim. Yani aklı fotoğrafını hazırlayın. Şunu da söyleyeyim yani. Aklı selim olarak buna bakan herkes de bu tepkiyi verdi. Bak Suriyeliler diyorum, başımın gözümün üstünde yeri var. Savaş kopar kopmaz benim Halepli bir arkadaşım var Almanya'da. Dedim ki ailene haber ver. Gelsinler bizim Elazığ'da köyde yeterince yerimiz var. Söyle. Şimdi ben seni tanıyorum da Turul. Yani şimdi tanımayanlar buradan neler neler çıkarabilir? Burada mülteci karşıtı bir şey yok. Yani mülteci başımızın gözümüz, bizim boynumuzun borcudur mülteciye bakmak. Benim tepkim, sen eğer o yılbaşını kutlayacak kadar, bayrağınla kutlayacak kadar milliyetçi bir adamsan cephede senin yerin abi. Neden biliyor musun? Türkiye, Almanya'da biz gideli 50 yıl olmuş. Hı hı. 50 yıl. Biz Almanya'da Türk bayrağı açtığımız zaman yanına mutlaka Alman bayrağını da açıyoruz. Ev sahibine ayıp olmasın. Eyvallah. Şimdi hocam burada, çok kısa alayım. Ardından şu Ayasofya fotoğrafına şöyle geçelim. Şöyle bir şey var. Her ülkede düzgün olmayan insanlar vardır. Evet, şimdi, başbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu söyledi. Yani düzgün olmayan insanlar vardır, suça karışan insanlar vardır. Tabii. Zaten onlar gerekli şekilde cezalandırılıyor. Yani şimdi, Suriyelilerin, ben şunu demek istemiyorum. Hani Suriyeliler gelip burada suç işliyor vesaire falan, işte ülkelerine dönsünler falan, öyle bir şey değil abi. Benim dediğim ya bu yılbaşı kutlaması yakışmadı abi. Eyvallah. Şimdi ben bu noktada hocam, yani şöyle bir şey, ben de aynı benzer şeyi söyleyeceğim. Şimdi suça karışan insanlar vardır. Hı-hı. Ama genel Suriye mültecileri nüfusuna ve suç istatistiklerine bakıldığında bu oran Allah'a şükür çok düşük. Düşük. Evet. Fakat Tuğrul Bey'in baktığı noktadan ben de bakıyorum. Yılbaşı benim bayramım değil. Sen de Müslümansan kutlayamazsın. Bundan dolayı ben seni eleştiririm. Bu bir. Ve mücahitlerin bayrağıyla ya cephede açılan bir bayrak o. Bu bir. Yani Suriye bayrağı değil oradaki. Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı. Gidip adam orada canını ortaya koyuyor. Kanıyla vatanını savunuyor. O bayrağı dalgalandırmak için. Sen o bayrağı bir elinde bir aşçesi, bir elinde bu ciddiyetsizlik. Bu bir. Ya, böyle bir şey olmaz. Bu birinci nokta. Bizim ülkemizde de oldu. Her ülkede savaş kaçkınları vardır. Her ülkede. Bosna'da da oldu. Bunlara şöyle deniyor. Savaş kaçkını ve bodrum fareleri deniyor. Hayır bir dakika. Fakat Bosna'da hocam boşnaklar geldi. Boşnakların çocukları geldi, babaları gelmedi. Yok şöyle bir şey. İyi hatırlayın. Şimdi karıları geldi, kocaları gelmedi. Şimdi şöyle bir nokta var. Her ülkede böyle kişiler vardır. Fakat bunların sayıları yüksek değildir. Bir başka nokta daha var. Her buraya geleni savaş kaçkını değerlendirmemek gerekir. Neden? Geliyorlar. Ben konuştum bunlarla. Ya mülteci, ben burada kafatası yani, mülteci kamplarına da gittim. O zihniyet. Abi ne kafatası, ya, kafatası zihniyetine bakmamak lazım. Kafatası diye bir şey yok. Mülteci kamplarına ben de gittim. Buradaki ben de gittim yani. Buradaki Suriyelilerle ben de görüştüm. Burada İstanbul'dan adam sallıyor, eline almış nargileyi. Ya gitsinler. Olur mu ya? Şimdi dediler gittiniz ki, mi oraya, gördünüz mü? Şimdi bakın şöyle diyorlar. Konuşuyoruz onlarla da. Hocam ailemizin bir kısmı, erkeklerin bir kısmı zaten orada. Orada. Evet. Burada kadınlar, yaşlılar var. Bu yaşlıların hayatlarını sürdürmek için burada erkek gerekli. Onların hayatlarını idame ettirmek için hiç olmazsa birkaç tane erkek gerekli. Vallahi dışarıdaki işleri yaptırmak için. Suriyeliler anladı. Şimdi, hocam. Suriyeli adam diyor ki Allah razı olsun diyor ya. O nedir diyor ya.
Şimdi bizde burada, yok diyor. Biz bunu Suriye'de kutlamadık ki diyor biz bu yılbaşını. Şimdi burada duran Suriyelilerin hepsini biz bütün erkekler buraya kaçtı zannediyoruz. Değil. Değil tabii. Ve bunlar bütünüyle burada da durmuyorlar. Münavebeli, dönüşümlü olarak savaşa katılıyorlar bunlar. Doğru. Ha, katılmayanlar vardır. Büyük devletler katılmayan 5000 kişiyi, 10.000 kişiyi görüp Suriye politikasını, Bosna politikasını, Orta Doğu politikasını, Mezopotamya politikasını değiştirmez. Kıbrıs'ta, şimdi Kıbrıs'ta ya Türkiye buraya niye geldi, Türk askeri buraya niye müdahale etti diyen Türkler yok mu? Var. Türkiye bunlar sebebiyle Kıbrıs politikasını değiştirir mi? Asla değiştirmez. Niye? Bizim için bir, oradaki Türkler çok önemli. Ama İngilizleşmiş, İngiliz'e yaklaşmış, Avrupa Birliği politikalarını değerlendiren, ona göre adım atan Türkler varsa Türkiye'nin âli menfaatleri orada gereklidir. Kıbrıs önemlidir bizim için. Evet. Hocam gerekirse, ekranda kaldı çok. O yüzden cümleleri bitireyim de. Bakın. Şimdi gerekirse biz oradaki kimseyi hedef olarak göstermiyorum. İngilizleşmiş Türkleri dikkate almayız. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanların çıkarlarını düşünerek Kıbrıs politikamızdan vazgeçmeyiz. Niye? Ya bir de şu algının Kıbrıs'ı kaçırırsan ne olur biliyor musunuz? Siz Mersin'de balık bile tutamazsınız. Şimdi Suriye'de yarın Türkiye barışı sağladığında, bakın biz bunları yaşadık. Ben Bosna'ya giden gelen birisiyim. Her gittiğimde insanlar bana ne diyorlar? Efendim, ha biz savaş zamanı Türkiye'ye geldik. Allah razı olsun, sağ olun. Bu Suriyeli mülteciler var ya, yarın biz oraya ziyarete gittiğinde hepsi bizim ev sahibimiz olacak. Evet. Şimdi böyle bir çok, şey kısa, çok kısa söyle çünkü vakti geçti. Şu algıyı da kırmamız lazım. Suriyelileri eleştirmek demek, devleti eleştirmek anlamına gelmez. Bir takım Suriyeli, yani yanlış yapan bir mülteciyi eleştirdiğin zaman bütün mültecileri eleştirmiş olmuyorsunuz. Yani bunu çünkü muhalefet alıp bu şekilde lanse ediyor ve bizim insanımızda, bizim cenahımızda maalesef bu algıya ortak oluyor. Hayır, yanlış yapan yanlış yapmıştır. Diğerlerinin başımızın üstünde, gözümüzün üstünde yeri vardır. Bunu söyleyebilmek zorundayız. Yoksa aksi takdirde muhalefet bu mülteci meselesini sürekli kullanacak bize karşı. Evet.